Önce ben... Sen nereden çıktın ya? Ben bir saattir taksi bekliyorum. Lütfen önce ben bineceğim. Okula geç kaldım. Ben de toplantıma geç kaldım. Hey! Hey! Ya beğendin mi yaptığımı? Bana mı söylüyorsun? Evet. Her şeyden önce ben bir bayanım. Biraz centilmen ol. İşinize geldiğinde eşitiz, gelmediğinde ben bayan. Benden önce taksiyi durduracaksın ha? Yemezler canım. Yardım etsene. Yavaş yap. Kafamı yarsaydın. Senin koca kafan kolay kolay yarılmaz. Merak etme, tamam mı? Dikkat etsene. Pardon ya, isteyerek mi oldu? Senden bir an önce kurtulsam iyi olacak. Bence de. Bu kız harbi normal değil. Nihayet telefonlarımızın karıştığını fark ettin. Önce sen fark ettiysen arasaydın. Telefonumu getirir misin lütfen? Ben niye getiriyorum? Sen gel al. Telefonlarımız senin yüzünden karıştığına göre getirmesi gereken sensin. Tamam. Ama bir şartla. Beni puantiyeli geceliğinle karşılayacağını söz verirsen. Sen... Sen benim fotoğraflarımı mı karıştırdın? Bu yaptığın büyük bir terbiyesizlik. Kahve? Hayır. Telefonumu karıştırman bittiyse hemen alıp gideceğim. Bitti. Bir daha karşılaşmamak ümidiyle. İnsanlarsınız ya. İnsanları evinden barkını etmeye utanmıyor musunuz? Sordunuz mu acaba? Bakalım biz alışveriş merkezi istiyor muyuz? Kime diyorum ben ya? Sağır mısın? Baksana buraya. Baktım, buyur. Ne oldu küçük hanım? Dilini mi yuttun? İnsanları diyorum. Evinden barkını etmeye utanmıyor musunuz? Biz zorla kimseyi evinden çıkarmıyoruz. Ayrıca evin bedeli neyse ödedik. Bu kadar basit yani. Her şeyin bir bedeli var ve bu parayla ölçülebiliyor. Biz yapmasak başkası yapacak. Kime konuşuyorum ki ben ya? Hey, baksana. Bana olan bu öfkenin sebebi gerçekten ev yıkılacağı için mi? Yoksa fotoğraflar için hala utanıyor musun? Ha, eğer fotoğraflar içinse rahat olabilirsin. Gördüklerimi çoktan unuttum. Ayrıca aklımda kalacak kadar etkileyici değillerdi. Beni başka biriyle karıştırıyorsunuz herhalde. Ya da asılma numaralarınız çok ucuz. Evet, benimle görüşmeyi kabul edene kadar sizi aramaya devam edeceğim. Bu resmen tacize girer. Sizden de mi şikayetçi olayım, bunu mu istiyorsunuz? Lütfen. Bakın, bir çocuğun geleceği söz konusu. Eğer siz şikayetinizi geri almazsanız geleceği kararabilir. Siz hiç genç olmadınız mı? Oldum. Ama ben gençliğimi insanları gasp ederek... Mallarına el koymaya çalışarak geçirmedim. Serserilik yapmaya hiç vaktim olmadı çünkü kendimi bildim bileli çalışıyorum. Lütfen. Evinizin önündeki parkta sizi bekliyorum. Parkta mısınız? Adresimi nasıl buldunuz? Bakın,
Görüşmemiz gerçekten çok önemli. Siz gelene kadar saat kaç olursa olsun ben burada bekliyor olacağım. Çattık be. Gerçi ukala konuşmasından olduğunu anlamalıydım. Kendini beğenmiş. Yok, yapamam. Ben onu bir daha arayamam. Acaba ben olduğumu öğrenmiş midir? Öğrendiyse yandık. İyice havaya girmiştir. Aklınca eline düştüm ya. Aramayacağım işte. Ne olur da uzun aramayacağım. Ama aramam lazım. Yok, arayamam. Hayır, aramayacağım. Aramam lazım. Sizinle görüşmeye karar verdim. Niye fikrini değiştirdi ki? Ben olduğumu öğrendim mi acaba? Nasıl anlayacağım ya? Of, of! Ama bir şartla. Bir şartla mı? Şartınız nedir? Üzerinizde puantiyeli bir gecelik olmalı. Biliyor. Ben olduğumu biliyor. Yarın öğlen 12 gibi sizi ofisime bekliyorum. Merhaba. Müsait miydin? Müsaitim. De. Siz kimsiniz çıkaramadım. Tanımamazlıktan gelme sırası sende yani. Öyle mi? Aynen öyle. Tamam. Bak. Şimdi. Her şeyi baştan alalım. Seni tanımamazlıktan geldiğim için özür diliyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Peki ben senin sözüne nasıl güveneceğim? Gelirken puantiyeli geceliğinle geleceğini söylemiştin ama... görüyorum ki giymemişsin. Sen ciddi miydin? Evet. Ve üzerinde o puantiyeli gecelik olmadan seninle asla görüşmem. O yüzden bu görüşme burada bitmiştir. İntikamını aldın sanırım. Eğer burada olmaktan memnun değilsen... Yok yok, çok memnunum. Şikayetini geri alacaksın değil mi? Bu ne acele? Çay, kahve, bir şeyler söyleyeyim. Yok, teşekkürler. Peki, sen bilirsin. Benim birazcık işim var. Sonrasında konuşuruz. Tamam, sen nasıl istersen. Nereden çıktın ya? Ben bir saattir taksi bekliyorum. Lütfen. Önce ben bineceğim. Okula geç kaldım. Ben de toplantıma geç kaldım. Hey! Hey! Beğendin mi yaptığını? Bana mı söylüyorsun? Evet. Her şeyden önce ben bir bayanım. Biraz centilmen ol. Niye bakıyorsun? Yardım etsene.
ben olduğumu öğrenmiş midir? Öğrendiyse yandık. İyice havaya girmiştir. Aklınca eline düştün ya. Aramayacağım işte. Ne olur da uzun aramayacağım. Ama aramam lazım. Yok, arayamam. Hayır, aramayacağım, aramam lazım. Sen hala burada mısın? Değilim. Aman yani tam çıkıyordum. Hatta çıktım bile. Görüşürüz. Çizimim nerede? Görmedim. Bilmiyorum. Ne yaptın çizimime? Bilmiyorum ki, görmedim. Üzerine kahve mi döktün? Hayır. Çantanı aç. Çantamı açayım. Evet, çantanı aç. Sen hiç aile terbiyesi falan almadın mı? Ya mesela annem sana hiç bayanların çantası karıştırılmaz demedi mi? Hayır. Annem bana yalan söylememeyi, insanların özel eşyalarını alıp onlara zarar vermemeyi öğretti. Asıl senin annen sana hiçbir şey öğretmemiş. Önce kardeşin, şimdi sen. Çantayı açıyor musun? Zorla mı alayım elinden? Of ya, istemeden oldu. Amatör, sen mi yaptın bunu? Evet. Ben bunun üzerine bir haftadır çalışıyorum. Ve yarına lazım. Ne yapacağım ben şimdi? Gerçekten çok özür dilerim. İstemeden oldu. Senin kadar uyuz birini görmedim. İmzala şu kağıdı. Artık hiç imzalamazsın değil mi? Asla. Lütfen bu belgeyi imzalar mısın? Her şey için çok özür dilerim. Yok artık. Yüzsüzlükte son nokta. İn arabamdan. İnmiyorum. Benden kurtulmak istiyorsan bu belgeyi imzalarsın. Tamam. Pes. Ama bir şartım var. İstediğin her şeyi getirdim. Artık gidebilir miyim? Soda da istemiştim. Hemen getiririm. Demek Mete senin çocukluğunun aşkıydı, öyle mi? Evet. Gerçi Mete mahalledeki tüm kızların çocukluk aşkıydı. Sevecen, ilgili, yardımsever. Hele o korumacı tavırları, cesareti. Hayrandım ona. Hala da öyle. Şeyma çok şanslı biri. Hislerine karşılık görememek nasıl bir duygu? Yani hiç başıma gelmedi, o yüzden soruyorum. Kötü. Hiç aşık olamamak nasıl bir duygu?
inanmadığın bir şeyin yokluğundan rahatsız olmamı beklemiyorsun herhalde. Ayrıca bence seninki aşk değil. Birini beğenmek, onu arzulamak. Sen bunları aşk zannediyorsun. Hepsi bu. Sana katılmıyorum. Aşk senin için bu kadar basit bir şey olabilir. Ama benim için değil. Yani gerçekten Mete'ye aşıksın. Hem de başkasıyla. En yakın arkadaşınla birlikte olduğunu bile bile. Bundan gurur duymuyorum. Ama hislerim yok farz edemem. Bir gün onun da seni seveceğine mi inanıyorsun? Evet. Tek hayalim. Ama sevmese de önemli değil. Ben onu böyle sevmeye alıştım. Yeter ki dışarıdan bir müdahale olmasın. Kimse karışmasın. Senden de tek ricam bu. Lütfen bir daha aynı şeyi yapma. Ve bu konuştuklarımız sır olarak kalsın. İsteklerin artıyor. Yol yakınken senden kurtulsam iyi olacak. Benden kaçabileceğini mi zannediyorsun? Eğer öyle zannediyorsan yanılıyorsun. Senin gerçekten çok ciddi sorunların var biliyorsun değil mi? Unutkanlık, sakarlık, yalancılık. Daha sayayım mı? Tamam, ne desen haklısın. Ama ben telefonu açınca ne diyeceğimi bilemedim. Yani sana karşı hem çok mahcubum hem de çok utanıyorum. Bence de utanmalısın çünkü beni kullandın. Ama bu sefer seni kolay kolay affetmeye niyetim yok. Bu seferki cezam ne? 8 gibi hazırlan. Gelip alacağım seni. Ne? Üzerine de kadınsı bir şeyler giy. Benim sevgilim olmak istiyorsan kendine özen göstermelisin. Nereye? Nereye gideceğiz ki? Yemeğe. Mete, Şeyma, sen ve ben. Ne? Hayatta yemem o yemeği. Hiçbir kuvvet beni o yemeğe götüremez. Senin kadınsılıktan anladığın bu mu? Evet. Ya gerçekten bu mu? Evet. Peki senin ne? Dar bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz mu? Yoksa mini etek mi? İkisi de olabilir. Aferin. Ama kusura bakma çünkü benim bedenim sana sergileyemeyeceğim kadar özel ve değerli. Çok da meraklıydım da senin bedenine. Benim de imajım bir o kadar önemli canım. O yüzden kimseye Ayaz'ın sevgilisi zevksiz dedirtmem. Bana sevgilim deme diyorum sana ya. Kendini iyice kaptırdın sen. Kendine gel. Yok. Vallahi bu kılıkla kıyafetle olmaz. Ama bak şanslısın. Tam böyle durumlar için bildiğim çok iyi bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum. Neyi nereden öğrendin? Bırak numarayı. Kim söyledi? Ne diyorsun ya? Şu an gerçekten anlamıyorum. Oldu canım ya. Yedim ben de. Ya şunu adam akıllı anlatır mısın? Ya sen Önem Hanım'ın modelini nereden biliyorsun? Önem Hanım? Böyle deyince de enteresan oluyormuş. Annem olur kendisi. Ben de Merlin Moro tatlım. Memnun oldum. Esprini yiyeyim. Hoş geldiniz Ayaz Bey. Hoş bulduk Esra'cığım. Anneniz de az evvel çıktılar. Tamam, sağ ol. Şaka yapıyorsun. Esra'cığım,
Biz gece elbisesi bakmıştık şöyle. Yenilerden, güzellerden getirir misin? Hay hay, tabii. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. Bu lafını hatırla, sık sık kullanacaksın. Kalmaya karar verdiğimizi söylemek için gidiyoruz. Ama hafta sonuna ada planı yapıp dönüyoruz. Çok sağ ol ya sözünde durduğun için. Ya senin için onca şeye katlanıyorum. Yalan söylüyorum, rol yapıyorum, dırdırını bile çekiyorum. Birazcık eğlenmek benim de hakkım değil mi? Oraya gidermez tartışacağız ve arkadaş kalmaya karar veriyoruz. Anlaşıldı mı? Uslu bir çocuk olursan bakarız. Hatta şirinleri bile görürsün adada ha. Ayaz! İçten içe benle gelmek istiyorsun. Kabul et, benden hoşlanmaya bile başladın. Anne, senden hoşlanmak mı? Bence şöyle demeliyiz. Boğazını sıkıp seni öldürmemek için kendimi zor tutuyorum. Ayaz, gerçekten gece gece parklarda, bahçelerde gezmeye hiç vaktim yok. Benim çalışmam lazım. Bir kez olsun güvenir misin bana? İyi gelecek diyorum. Şimdi, ayakkabılarını çıkar. Niye? Ya hadi çıkar. Bak toprak iyi gelecek, stresini alır. Hem bu sıcakta serinlersin, dinle beni. Ayaz, hakikaten hiç sırası değil. Senin bu inadını ne yapacağız biz? Yok vallahi, istemiyorum. Ya hadi mızmızlanma. O zaman önce sen çıkar görelim. Öykü, çok zor bir kızsın, yemin ediyorum. Çok zorsun. Oldu mu? Oldu. O halde buyurun. Şimdi terapi başlıyor. Söyleyin bakalım Öykü Hanım, neden bu kadar heyecanlısınız? Röportaj mı yapıyoruz? Diyelim ki yapıyoruz. O zaman öncelikle buradan tüm sevenlerime sevgilerimi iletiyorum. Hemen de havaya girdi ha. Neden mi heyecanlanıyorum? Çünkü Önem Hanım'la çalışmak benim yıllardır hayalimdi. Şimdi fırsat ayağıma geldi ve benim hiç zamanım yok. Korkuyorum. Yani bu kadar kısa zamanda bunu yetiştiremem, beceremem diye korkuyorum. Harika. O zaman hemen bir reklam arası veriyoruz. Ya! Sen bu vurmayı alışkanlık haline getirdin ha. Her seferinde böyle vuracaksan olmaz. Kabul etmiyorum. Öyle birisin. Sen niye normal insanlar gibi davranamıyorsun? E güldük, eğlendik işte. Fena mı oldu? Nasıl ayarladın o çocukları? İnanamıyorum sana. Ben sana söylemiştim. İnanmıyorum lafını çok kullanacaksın. Allah'ım sen bana sabır ver. Ne olur Allah'ım, ne olur. Amin canım, amin. Gerçekten canım sıkın. Beni bir rahat bırak ya. Hayatta indirmem. Kimseyi görmek istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Aa, aşk olsun ama ben kimse miyim? Bugüne bugün sevgiliyiz. Hem insan sevgilisinden üç gün kaçar mı? Ayrılma sebebi bu. Şu an çaka kaldıracak durumda değilim, biliyorsun değil mi? Fark ettim. Öykü hayata küsmüş dediler. Ben de hayatla seni barıştırmaya geldim.
Çok incesin Ayaz'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ama izin verirsen ben bir süre daha hayata trip atmak istiyorum. Dur, dur. Keyfini yerine getireceğim. Sana sürprizim var. Ya sürpriz falan istemiyorum. Gidiyorum ben. İndirmem. Ya bıraksana beni, ineceğim. Bu nasıl cırtlak bir sestir ya? Of ya, of. Ya. Ta 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 tam. Ne diyorsun? Bu ne Ayaz? Sürprizin. Bana masa mı aldın? Hı hı, masa aldım. Bu da yangın söndürücü. Hayırlı olsun. Şaka kaldıracak halim olmadığını söylemiştim değil mi? Sana burada iş ayarladım. Hayırlı olsun. Ne? Maaşı çok iyi. Aramızda kalsın. Bizzat konuştum patronla. Ha, annemi henüz ikna edemedim ama bir süre burada çalışırsın artık. Her gün gelmene de gerek yok. İşte öbür tarafta annemle uğraşacağına burada yan gelip yatarsın. Her ay da maaşın yatacak. Ha bu arada CV'ne de istediğini yazarsın. İster patron yaz, ister ne yazıyorsan yaz. Çizimlerini de artık masanda yaparsın. Arada sana sadece işte rapor gibi şeyler gönderirim. Onları da bilgisayara geçersin. Çok kolay işler. Bir şey olursa da ben yan taraftayım. Sen beni ne zannediyorsun ya? Ne biçim teklif bu? Benim istediğim şey bu mu gerizekalı? Her şeyi para mı zannediyorsun sen? Masa falan koymuş bir de ya. Senin torpiline ihtiyacım yok benim. Terbiyesiz. Öykü, bir dakika sakin ol. Ben senin iyiliğin için... İyilik diyor ya. Anlamıyorsun değil mi beni hiç? Anlamıyorsun. Ya Öykü, bir dakika bekler misin? Ya ne olduğunu söyler misin? Ne yaptım ben şimdi yine? Ya sen niye uğraştın ki böyle masa, sandalye, iş falan? Direkt bir zarfın içine koysaydın parayı, atsaydın yüzüme. Ama pardon, senin gibi adamlar böyle zarfla falan uğraşmaz değil mi? Direkt elime sıkıştırır parayı. Ya ben yardımcı olmak istemiştim. Olamadın ama Ayaz. Olamıyorsun. Ben birbirimizi anlamaya başladığımızı sanmıştım. Çok yanılmışım. Sakın peşimden gelme. Mete'ye söyledin mi? Söylemedim Öykü. Ama arasaydın telefonda da söylerdim bunu. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. İyi, aferin. Barıştık mı? Yoksa hala bozuk muyuz? Yani bileyim de ona göre davranacağım. Kimdi o kızlar? Ha sen kıskandın. Ne kıskanacağım seni be? Biz sapık. Sapık mı? Yuh be. Hem sen zaten herkese söylemişsin ayrıldığımızı. Bugüne bugün ben bekar bir erkeğim. İstediğimi yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yavaş yap. Senin ağzın bozulmuş ha. Senin yüzünden delirtiyorsun beni. Neden peki? Yani nedenini söyle bana. Neden? Nedeni çok basit. Şeyma Hayal, sen sapıklıklarına niye Mete'yi dahil ediyorsun? Bak hala sapık diyor ya. Şurada iki dakika sohbet ettik. Sonra da dans edecektiniz. Dans mı? Ne dansı ya? Hadi hadi kandırma beni. Ben biliyorum. Ya sen iyice manyamışsın ha. Hem Mete'yi dahil ettiğim falan yok. Ben burada yalnız başıma takılıyorum. Hem kimseye hesap vermek zorunda değilim. Doğru mu? Doğru. O zaman izninle canım. Aa. Ya sen resmen benimle dalga geçiyorsun. Yok canım. Kim demiş? Bir daha sana yardım eden ne olsun? Ya aslında ben biraz üşüdüm. Odaya gitsem. Hemen çözüm üretiyorum. Sen giy bakayım şunu. Dur bakayım. Önünü de kapatalım. Vallahi tam oldu. Sen nasıl dolduruyorsun bunun içine? Bir kişi daha alır bu. Sen minnacıksın da o yüzden. Bu gece yemekte söylediklerin için teşekkür ederim. Rica ederim. Gerek yoktu. Bence gerek vardı Öykü. Bazen sesini çıkarman gerekiyor. Hep böyle susmak olmaz ki. Yani bu kadar feda etme kendini ya. O sunum, o iş senin hakkındı.
Hadi gel benimle. Nereye? Sürprizim var. Az laf, çok iş. Hadi gel. Bana pis boğaz diyene bak. Utanmasan tek seferde yutacaksın hepsini. Vallahi bence çok güzel program yapmışım. Dondurma çok güzel fikirmiş. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir geceydi. Hem dondurma için hem de köfte ekmekler için. Mahmutları unutma. Ah, bir de onlar var değil mi? Evet, Mahmut için de. Teşekkür ederim. Uyuz Ayaz. İyi geceler, nazlı şeytan. Görüşürüz. Görüşürüz. Gerçekten bu erkeklerin sorunu ne acaba? Vallahi hiçbir sorunumuz yok. Sadece eğlenmeyi biliyoruz. Ha canım, yalnız dikkat et de çok eğlenme. Az önce havuz ilaçlandı. Görevli dedi ki sakın girmeyin, yoksa masmavi gezersiniz. Ya... İnsan havuz ilaçlandı diye uyarmaz mı ya? Nasıl uyaracaktım acaba ha? Havada mı yakalayacaktım 90 kiloluk adamı? Saçların bir dökülsün, sorarım ben sana. Bu ne böyle ya? Neymiş o öyle? Sevgili Ayaz Dinçer, Öykü Acar. Sizi bu hafta sonu Büyükada'daki köşkümde yeni yaptıracağım hayır kurumunun stil ve mimarisi konusunda önerilerinizi alabilmek umuduyla ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Osmanlı Mabeyinci Başı Kambur Mehmet Paşa'nın büyük torunu, emekli Viyana Büyükelçimiz Lemi Kahraman'ın dul eşi Vahide Sultan Kahraman. Ulan Mete. Ulan Mete, bu var ya kesin onun fırlamalı. Neyse, Büyükada'da hep birlikte büyük makara yapacağız demektir bu. Nereden anladın sen? Mabeyinci başılar, yok büyükelçiler. Sen şimdi gerçekten inandın mı bu davete? Yani... Saf sevgilim benim, nasıl inanırsın sen böyle bir şeye? Haklısın. Ayaz, ben her şeye inanıyorum. Galiba ben salam. Estağfurullah. Bir dakika, bir dakika. Hani bu havuz ilaçlanmıştı? Sevgilim, hayatım, saf mısın sen ya? Hemen her şeye inanıyorsun. Sen şimdi görürsün. Ya Ayaz! Of Ayaz ya! Atma, atma, atma! Görürsün sen. Sevgilim, kızlar delirmiş. Düğün yüzünden değil mi? Vallahi annemden de böyle benzer sinyaller geliyor yani. Olsun ya, düşünsene. Biz evleniyoruz, herkes bizim kadar mutlu. Oh be, sonunda Ayaz. Ben de boş durmadım aşkım bu arada. Balayımız için rezervasyon yaptırdım. Ya Ayaz, benim de böyle bir fikrim vardı. Tabii ama şimdi baban da gelemediğine göre İtalya'ya gitmek hoşuna gider diye düşündüm. Şimdi önce babanı ziyaret ederiz, sonra Venedik'e gideriz, Roma'ya gideriz, işte Milano'ya gideriz. Ya Ayaz, bu benim fikrimden çok daha güzelmiş. Benim ne kadar düşünceli ve tatlı bir kocam var ya. İyi ki evleniyoruz. İyi ki evleniyoruz ama nerede evleniyoruz onu bilmiyoruz. Ayaz, ne olursun böyle kumsal düğün olsun. Ben de tam onu diyecektim ha. Baksana havalar mis gibi, böyle 5 yıldızlı otelle falan kasmaya gerek yok. Yok, hiç kasmayalım. Ayaklarımızı suya sokarız böyle, çıkartırız ayakkabıları. Sabaha kadar kumsalda dans ederiz. Oh, eğer senin çok işin varsa mekanı ben halledeyim. Aslında çok işim yok ama buna çok sevinirim. Çünkü uğraşmam gereken çok fazla deli var.
İyi, tamam. O zaman düğünümüzü ve balayımızı hallettiğimize göre baş başa yemek yiyelim ha? Ben yarından sonra mekan bakarım. Sevgilim çok isterdim ama benim çok acil annenin atölyesinde neydi o? Böyle acil gelin toplantısı ve acil düğün kriz masası gibi bir şey varmış. Ona yetişmem lazım. Gitmezsem çok kızarlar. Bu bir komik bir şeymiş galiba. Seni seviyorum. Ben de. Hadi ben kaçtım. Damatlık bakayım. Sevgilim çok güzel. Eminim bunun için de çok yakışıklı olacaksın. Ve ben bu yüzden düğünümüz haricinde bir daha smoking giymeni istemiyorum. Bir daha asla giymem zaten. Aslanım Mete, beni öyle güzel bir mağazaya götürdü ki bunu almam tam 10 dakika sürdü. Hay Allah'ım ya. Allah'ım bu erkekler ne kadar şanslı. Ben bugün 10 saat uğraştım ve ortada gelinlik falan yok. Aşkım hallolur. Neredeyse hepiniz modacısınız. Sorun da o ya zaten. Ya boş ver sorunları şimdi. Bak ne var burada. Davetiye örnekleri var. Ver ver. Al. Buradan seç beğen. Bu çok klasik. Bunlar çok sade. Bunlar fazla can canlı. Olabilir. Ay çok saçma. Çok komik. Bu çok kro. Bu çok çılgın. Bu çok çirkin. Güzel. Bu çok güzel. Bakayım. Aa ben de tam onu beğenmiştim işte. Ya zevk sevgilim benim. İlk seninle evleniyorum. Ama hangi davetiye olursa olsun bir eksiği var. Ne eksiği var ya? Peki niye korkuyorum ben evet demekten? Niye zaman durdu kalbimde? Niye böyle hissediyorum? İçimde öyle saf, öyle güzel ki her şey. Aşkımıza o kadar aşığım ki asla bitmesine izin vermem. Veremem. Her ne pahasına olursa olsun. Öykü! Öykü! Nereye? İstediğimiz gibi bir düğün olmadı değil mi? Vallahi bitti gitti ya. Önemli olan da. Olsun. Balayımız güzel olsun da. Zaten orada da bir sorun çıkarsa artık ne yaparım bilmiyorum. Bu neymiş böyle ya? Bütün aksilikler üst üste mi gelir? Ayaz. Hı? Sen biraz değiştin mi? Ne demek şimdi ya? Ya sanki bugün içine başka biri girmiş gibi. Sabahtan beri benimle ilgilenmedin. Sürekli ters ters konuştun. Ben mi ters ters konuştum? Ne demişim ben? Ya bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ya Öykü lütfen saçmalama ya. Zaten canım burnumda. Ben bugün nikah masasında hayır demeyi düşündüm biliyor musun? Ne? Şaka mı bu? Ayaz bu halin beni çok korkutuyor. Ya hep böyle olursan diye aklım çıkıyor. Ya Öykü sen beni tanımıyor musun? Ya tanıyorum tabii. En azından tanıdığımı düşünüyorum. Ama bilmiyorum insanlar değişir. Belki sen de zamanla... Ya tamam Öykü lütfen konuyu kapatalım artık ya ne olur. Thank you.
Ya vallahi onu bilmem de benzinimiz bitiyor. Ben şuradan bir yerden benzin alayım. Sen de bu arada kafanı toparla. Hatta istersen otele gidene kadar konuşmayalım. Bunu artık saçma yerlere gitmeye başladı. Burada. Nasıl buldun beni? Kim söyledi yerimi? Annem değil mi? Ben senin burada olduğunu bilmiyordum. İş toplantısı vardı. Onun için geldim. Böyle bahaneler uydurmana gerek yok Ayaz. Bal gibi de peşimden gelmişsin. Bahane mi? Mete. Ulan Mete. Bak, ben senin için buraya gelmedim, tamam mı? Kabul et Ayaz. Söyle hadi. Özledim seni, o yüzden geldim de. Öykü, sen laftan anlamıyor musun? Ben senin için buraya gelmedim. Hatta senin burada olduğunu bilsem şu kapının önünden bile geçmezdim. Ayaz. Artık rahat edebilirsin. Emin ol, çok rahat edeceğim. Üzerimden şu an çok büyük bir yük kalktı. Kuş gibi hafifledim. Ya ben? O kadar mutluyum ki anlatamam sana. Şimdi başlıyor. Oh be, dünya varmış. Ben de İstanbul'un gece hayatını özledim. Bir gitsem de. Git, git de kurtulayım senden. Senden kurtulduğum için çok mutluyum. Ben bu ayrılığı 40 gün 40 gece kutlayacağım. Ben bu akşam bir parti vereceğim. Seni bir daha hiç düşünmeyeceğim. Aklımın ucundan bile geçmeyeceksin. Sensiz çok daha mutlu olacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence çok pişman olacaksın. Bence sen pişman olacaksın. İtalyan erkekleri senden daha yakışıklı. Sen de dünyanın en güzel kızı değilsin. Boşuna yorulma Ayaz. Tren kaçtı.
sıcaktır ömrüm, bilen bilir. Che questo era semplicemente amore, that's amore for me. Innamorato di lei, innamorato di lei, dal primo sguardo lo sai, e adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. Questo era semplicemente amore, that's amore per me. E ora so che questo era semplicemente amore, that's amore for me. Le posso offrire un caffè, le posso offrire un caffè, andiamo insieme da me. Le dico subito che un'italiana bella come lei ancora qui non c'è. Innamorato di lei, innamorato di lei, dal primo sguardo lo sai, e adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. Quello che ha fatto per me, quello che ha fatto per me. Sì, e ora so che questo era semplicemente amore, that's amore for me. Innamorato di lei, innamorato di lei, dal primo sguardo lo sai, e adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. Yok, artık kavga etmek yok. Artık geçmişe dönmek yok. Artık sadece biz varız. Artık hiç ayrılmayacağız. Artık baş başa kalsak diyorum. Nasıl yani? Hayatım, İtalya'dayız. Dünyanın en romantik yerlerinden birindeyiz. Sence de artık zamanı gelmedi mi? Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Sen de üzülüyor musun? Ne bileyim, düğünümüz öyle istediğimiz gibi olmadı ya. Kavgalar, gürültüler falan. Evet ama artık birlikteyiz. Yani hiçbir şeyin önemi yok. Bazen hayal ediyorum da. Aman neyse, boş ver. Dur bir dakika, bir dakika. Ne hayal ediyorsun bakayım? Aman, kızlar romantik şeyler işte. Ama sen haklısın. Şu an birlikteyiz. Ve gerçekten bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Hadi. Ya dur bir dakika. Nasıl şeyler o kızsal romantik şeyler? Anlatacağım ama bak, dalga geçersen çok kızar. Sadece sen ve ben. Belki bir akordeoncu. Ya bak, gülüyorsun, anlatmayacağım. Tamam gülmüyorum. Başka? Sen benim başıma çiçekler takıyorsun. Sonra beni sonsuza dek seveceğini söylüyorsun. Ama böyle yemin eder gibi. Böyle şeyler işte. Artık konuşmak yok.
Peki bu terazi ne? Bir karar vermeye çalışıyorum. Adil bir karar. Bak şimdi. Nazım Bey Atlantis'i bana bıraktı. Sonra Naz geldi. Burası babamın yeri dedi. Ki haklı. Ama ben Atlantis'i seviyorum. Sevdiğim işi yapmak. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ama Nazmi Bey ve Naz arasında kalmak istemiyorum. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Sen de öyle dur, tamam mı? Hiçbir şey söyleme. Ayaz, görmüyor musun? Ben burada can çekişiyorum. Gerçekten ne düşündüğümü bilmek istiyor musun? Evet, istiyorum. Bence Atlantis'i Naz'a devretmelisin. Çünkü yöneticilik sana göre değil. İkisi de uyudu. Artık kafa dinleyebiliriz. Kendimi yaramaz çocuklarını uyutmaya başarmış bir anne gibi hissediyorum. O kadar yorgunum ki. Hadi odaya çıkalım ha. Ay Ayaz. Hiç çukur çıkacak halim yok. Biraz sonra olur mu? Çok iyi geldi. Aslında masajdan pek anlamam ama parmaklarımı senin sırtında dolaştırmak galiba bana da iyi geliyor. Yukarıda devam edeceğim. Söz. Hadi çıkalım. Öykü. Bir kere dün gece beni öylece bırakıp gitme hiç hoş bir hareket değildi. Hem de herkesin içinde. Ne oldu, haksız mıyım? Dilini mi yuttun sen ya? Konuşsana. Şu anda konuşmasak daha iyi Öykü. Niye? Çünkü haksız olduğunu anladın değil mi? Verecek cevabın yok, o yüzden. Bu bakışından ne anlamalıyım ben? Sinirliyim, asabiyim, kızgınım. Ben de çok kızgınım Ayaz. İlk kavgada beni öylece bırakıp gittiğin için çok kızgınım. Senden öğrendim ben kaçıp gitmeyi. Dua et ki İtalya'ya kadar gitmedim. Hiçbir yere gidemezsin, konuşacağız. Bir dakika, bir dakika. Ne bu tavırlar? Hem suçlu hem güçlü. Bak, ikimiz de sinirliyiz, tamam mı? O yüzden bu konuyu sonra konuşalım Öykü. Sen ne yaptığının farkında mısın? Asıl sen ne yaptığının farkında mısın? Ne demek evliliği gözden geçirelim Öykü? İşler biraz zora girdiğinde durup savaşmak yerine kaçmak en kolay değil mi? Ne yapacaksın? Gene İtalya'ya mı kaçacaksın? Ne alakası var ya? Benim hiç öyle bir niyetim yok. Ama belki sen valizini toplayıp Mete'nin evine girersin. Vallahi ben evimden memnunum. Hem gitmek istesem de Mete'nin evinden daha uzak bir yer seçerim, emin ol. Asıl ben daha uzağa giderdim. Hatta Kuzey Kutbu'na falan giderdim. Aramızda ne kadar inlem farkı olursa o kadar iyi. Özür dileyeceksin Ayaz Dinçer. Asıl sen özür dileyeceksin. Annenin elinde kalmaya devam edecek misin? Bence bir süre böyle iyi.
Hem fena mı? İlk günlerdeki gibi. Hiç özlemiyor musun? Özlemez olur muyum? Uyuyamadım hiç. Dün gece neredeyse kovuyordun beni. O gerçek miydi? Bu nasıl bir soru şimdi? Yok. Öylesine. Sen benim kahramanımsın. Sen de benim tatlı belamsın. Ben sensiz yapamam. Bunu anladım. Ben daha ilk dakikanı anlamıştım. Bu evde tek başıma. Geldim ben. Neredesin? Alo. Ya aslında... Sen söyle. Yok, ben dinliyorum, sen söyle. Sen önce başladın, sen söyle. Söylerim ben sonra. Sence benden iyi bir baba olmaz mı? Peki, sence benden iyi bir anne olmaz mı? Ben çok düşündüm. İkimizi. Bir bebeğimiz olursa... Bebeğimizi. Benim de gözümün önünden gitmiyor o tablo. Sen, ben, çocuğumuz. Böyle bir mutluluk doğuyor içime. Hani dünyaya sarılasım geliyor. Böyle insanlara teker teker gidip yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmak istiyorum. Yani bağıra bağıra şarkı söylemek istiyorum. Sonra dans etmeyi pek bilmem ama... Dans bile etmek geliyor içimden. Bence seni Sezen çok güzel dans edersin. Sonra ne oluyor biliyor musun? Korkuyorsun. Gençliğinin sona ereceğinin müjdecisi gibi o çocuk. Bir daha asla hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının kanıtı sanki. Hata yapmak istiyorsun çünkü hala. Başka bir hayatın sorumluluğundan çekiniyorsun. Aslında bu salıncaktan inmek istemiyorsun çünkü. Ah, işte huzur bu. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey kendi halinde mükemmel. Her şey seninle güzel. Şu an zamandır hiç karşı çıkma. Deneyelim mi? Nasıl olacakmış o? İlk kez yapmıştık birlikte. Nerede ya? Ben hiç hatırlamıyorum. İşte o yüzden benim adım Ayaz. Balarısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdin ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. İyi ki tanıdım seni. İyi ki çıktın karşıma. İyi ki değiştirdin hayatımı. Nerede olursan ol, gelip bulurum seni. Sonsuza kadar birlikte miyiz? Sonsuza kadar birlikteyiz. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.